anneciğim söyle, konuş sen. Ya Allah Allah. Seda Hanım. Heh. Dün program bittikten sonra tam Mustafa'nın annesi önüm sıra gidiyordu. Dedi ki bana dedi kapalı bir bayan lazım dedi. Ben dedi açık bayanla yapamam. Peki. Tamam, onu konuş. Tamam. Hemen arkaya, düştü. Arkaya verir efendim. Arkaya verir misin? Abi ver arkaya. Konuştuğumuz şeyleri tekrar etmeyin arkadaşlar. Aynı şeyleri konuşuyoruz. Şimdi yani Nehir Hanım'ın yemeğe çıkam demesi doğru olmaz. Nehir bir kere yanlış. Mustafa'nın da tam kararlılığını annelerine biraz uyması lazım. Nehir çıkmasın diye mi? Bence yani hayır çıkmasın. Neden? Ya, çıkmasın onunla... Seda Hanım'ın dediği gibi siz çok yoruldunuz. Ya yani. Neden çıkmayacağım hanımefendi? Neden çıkmayacağım? Siz benim hayatıma niye karışıyorsunuz? Yok. Siz benim hayatıma niye karışıyorsunuz? Ya yemeğe çıkacak olan Mustafa, benim. Bak, hanımefendi siz evlenmiyorsunuz. Burada ben evleniyorum. Hanımefendi yanlış düşünüyorsunuz. Konuşmayın. Lütfen hanımefendi. Konuşmayın benimle. Hanımefendi konuşmayın benimle. Hanımefendi konuşmayın benimle. Hanımefendinin benimle konuşmasını istemiyorum. Hanımefendi konuşma. Sakin olur musun? Konuşma benimle hanımefendi. Hayır hanımefendi konuşma. Hayır konuşmayacaksın. Konuşmayacaksın. Mustafa. Siz evlenecek olan benim. Nehir'in annesi Seda Hanım bana teslim. Konuşmayacaksın hanımefendi. Mikrofon alır mısınız? Tamam, sağ, Mustafa, hanımefendi gelmiyor. Lütfen konuşmayın. Mustafa. Siz konuşmayın tamam mı? Burada konuşmayın. Oğlum dur sakin ol. Otur şuraya. Burada konuşmayın. Kararları ben veririm. Sakin ol biraz. Burada sakin. Konuşmayacaksın. Tamam sakin Mustafa, ol. Mustafa sen böyle yapıyorsun ama. Sakin ol. Benim... Hayır Uğur Bey konuşmayacağım. Tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Şimdi... Mustafa. Sakin ol anneciğim sen de sakin sen ol. Sen de tamam. Öyle deme annesi. Öyle deme. Şimdi o hanımefendi Mustafa'cığım annenin söylediklerini söylüyor yavrum. Kendi fikrini söylemiyor Ayhan ablan. Tamam evet şimdi Mustafa biraz aslında annesine de kızdı da bu onun da biraz annesine kızmış olmasının vermesi de bir yansıma bu hanımefendiye çıkışı. Tabii evet. Mustafa'cığım sen her zaman saygılı olduğun için insanlar seni seviyor. Evet. Ekran başı da seni ne olursa olsun annenin gözüne bakarak konuştuğun için seni seviyorlar. Dolayısıyla o Ayhan Hanım annenin konuştuklarını sana anlatmaya çalıştı. Kendi fikri değil bu. Anladın mı yavrum? Anladım. Sen dinlemedin tabii. Ayhan Hanım demek istedi ki senin annen kapalı bir bayan arıyor. Ha. Mütevazi bir insan arıyor demek ondan istedi. Ondan da. Kötü bir şey demedi. O da değil, o da değil. Ya bir Mustafa'nın akşam annesi... ne olacak yani? Uğur tamam Bey yani. Sakin. Ya, o değil, o değil. Mevzu çözeriz. O değil. Mevzu şey. Mustafa'nın annesi birlikte yaşayacağı bir gelin istiyor. Efendim ekran başından bir yere ayrılmayın. Kısa bir ara reklamlar. Evlen.